Gündeme Dair'den herkese iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bizler HRT Akdeniz'de Gündeme Dair ekibi olarak farklı stüdyo konuklarıyla farklı konuları ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Ama bu akşam ne yapacağız? Biraz siyasetin, ekonominin gündemin dışına çıkacağız. Ancak tüm sürücüleri ilgilendiren bir konuyla ve konusunda uzman konuklarımızla ekranlarınızda olacağız bu akşam. Biraz sıyrıldık, gündemin dışına geldik ama hepimizi ilgilendiren, tüm sürücüleri ilgilendiren bir konuyu konuşacağız. Hasar yönetimi ve danışmanlık hizmetlerini konuşacağız. İki önemli konusunda uzman konuğumuz var stüdyomuzda. Trafik kazaları, trafik kazalarının ardından halklarımız neler biliyoruz, neler halklarımıza, sorumluluklarımıza giriyor ve neleri talep edebiliriz karşı taraftan ya da sigorta şirketlerinden neleri edemeyiz, mağduriyet yaşamamak için yeterince bilgili miyiz, tüm bunları bu akşam konusunda uzman isimlerden öğreneceğiz. Detaylı şekilde konuklarımı tanıtmak istiyorum sizlere. Dost Eli Hasar Yönetim Grubu'nu bugün ağırlıyoruz. Hasar Yönetimi, Dost Eli Hasar Yönetimi Genel Müdürü Ahmet Erbaşı ve İl Temsilcisi, Hatay İl Temsilcisi Gassan Mutlu bizlerle. Biz soracağız, bilmediklerimizi kendileri bizlere yanıtlayacaklar. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş bulduk. Konuşacağız Sayın Gassan ve Sayın Mutlu ve Erbaşı ama girişte de biraz belirttik. Önce ben istiyorum ki biraz Dost Eli Hasar Yönetimi danışmanlık hizmetlerinden bahsedelim. Önce bir genelden bahsedelim, sonra biraz özelden Hatay için yorumlarınızı isteyeceğim sizden. Dost Eli Hasar Yönetim danışmanlık hizmetleri ne amaçlıyor? Kuruluş gayesi ne? Ne amaçla kuruldu? Ve ne zaman kuruldu, ne zamandan itibaren faaliyette? Önce bir Türkiye geneli bir şirket olduğu için sizden yorum alalım, ardından Hatay'ı temsilen de sizden yorum alalım. Hem öncelikle tabii bu yayını bize sağladığınız için, başta yöneticiniz olmak üzere size ve Hatay Radyo Televizyonu'na öncelikle teşekkür ediyorum. Bizi bu programda konuk ettiğinizden dolayı. Efendim, Dost Eli Hasar Yönetimi ilgilisiyiz. Ahmet Erbaşı ismi. 2006 yılından beri bu sektörde faaliyet ediyorum. 2009-17 Ocak itibariyle de Dost Eli Hasar Yönetimi kurucusu olarak faaliyete başladık ve bugünlere geldik. Şimdi tabii kartlarımızı verirken de, insanlarla temas kurarken de şu cümleyi kullanıyorum. Hayatın içerisinde bir sürü sürprizler var. Güzel sürprizler de var, üzücü olan sürprizler de var. Biz de güzelliklerden ve mutluluklardan yana olan sürprizleri arzu ediyoruz ama maalesef diyorum, hayatın içerisinde realite anlamında bazı gerçeklerle de yüz yüze karşılaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi de sizler de medyacı olarak medyayı takip ediyorsunuz. Her gün haberlere düşen ve üzücü olan ve biz adına trafik kazaları dediğimiz hadiselerle sizler de bizler de karşılaşıyoruz. Gönlümüz tabii böyle bir şeyin olmasını arzu etmiyor. Fakat maalesef bir takım sebeplerden dolayı, bunu tabii gün içerisinde sizle yapacağımız program dahilinde o soruları da herhalde bana sorarsınız. Ben de bunun önlenmesiyle alakalı neler yapılabilir noktasında vatandaşlarımızı sizin işte televizyonunuz aracılığıyla bilinçlendirmek ve bilgilendirmeyi arzu ediyorum. Dolayısıyla biz tabii bu projeyi hayata geçirirken Dost Eli Hasar Yönetimi olarak şöyle dedik, yani öncelikle biz insanlara yardımcı olalım. Çünkü olayımızın bize bakan boyutu, faaliyet boyutu anlamında maalesef üzücü olan bir taraftayız. Yani Türkiye'de sizin de araçlarınız var. Hemen hemen istatistiklerde bildiğim kadarıyla 20 milyonun üzerinde karayolu üzerinde seyahat eden araçlar var. Tabii bunlar içerisinde motosikletten tutuyoruz biz onu, işte traktörüne kadar, İşte otomobiline kadar, otobüsüne kadar, kamyon tırına kadar araçlarımız seyahat ediyor. Bu seyahatler esnasında maalesef insanlar hiç beklenmedik bir anda, beklenmedik bir hadiseyle karşılaşıyorlar, trafik kazaları dediğimiz. Ve bu kazalardan kaynaklanan vatandaşlarımız, Allah korusun cümlemede böyle başlıyorum, yaralanıyor, sakat kalıyor veya vefat ediyor. Şimdi tabii böyle olunca üzücü bir hadise bizim aslında faaliyet alanımız. Mağdur olanların yanındayız. Onun için ismimizi koyarken, bu firmayı da hayata geçirirken
şöyle düşünerek yaptık. Dedik ki yani madem üzücü bir hadise, madem işte vatandaşlarımızın bir kısmı bu kazalarda mağdur oluyor, biz bir dost elini uzatalım, önce dualarını alalım, akabinde yapılabilecek bir şey varsa onların hayatını kolaylaştırma noktasında haklarıyla alakalı bu çalışmalarda biz onlara yardımcı olalım ve destek sağlayalım. Neticesinde de bir helal kazanç noktasında, rızık anlamında da biz de ailemizi, geleceğimizi teminat altına alalım diye bu yola çıktık. Dolayısıyla bir sosyal proje demiştim. Evet, gerçekten bu olay bir sosyal proje. Onun için biz Türkiye genelinde çalışmalarımızı yaparken hem kazaların önlenmesiyle alakalı işte medya kuruluşlarında vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Hem mevcutta bir hadise varsa, kaza anlamında bir yaralanma, sakatlanma, vefat varsa bu vatandaşlarımızın doğru zamanda, doğru yerde, doğru adreste olarak haklarını bir bütün halinde alıp ikinci kez mağduriyet yaşanmaması. Hedefimiz bu. Bu şirketi kurarken de o maksatla kurdum. Onu da ismini de koyarken de ne koyalım diye o yıllarda yani 2009'lu yıllarda işte kafamızı bayağı bir yorduk. Dedik ki mağdur olan bir kitleye hitap ediyoruz. O zaman bir farklı bir isim olsun. Yani bu ismi koyarken de gönülden gelen bir isim olsun ki bir manası olsun. Sadece bir tabela ismi olmasın diyerek dost dilini koyduk. Ve bu isme de bugüne kadar layık olmaya çalıştık. Hem şahsım, hem gelen mülkteki arkadaşlarım, hem Türkiye çapında bizi temsil eden ne kadar acentelerimiz, temsilciliklerimiz varsa bu isme layık olma noktasında bu çerçevede faaliyetlerimizi yaptık. Şükürler olsun diyorum. Yaklaşık tabii 11 yıldır bu sektördeyim. Hemen hemen 9 yıldır kendi işimiz bu kapsamda. Doğru noktada, doğru hedeflere doğru gidiyoruz. Yani burada bugüne kadar yaptığımız çalışmaların hiçbirinde ne kaza dedelerimizi ikinci kez mağdur ettik. Hani kişinin bir ataların tabiri var, insan aynası iştir, lafa bakılmaz. Aynamız gerçekten bir iş. Referanslarımız anlamları öyle. İsmimize layık olacak şekilde tertemiz. Yani bunu söylerken de bir iddia anlamda söylemiyorum. Hayatımız içerisinde bir realite olarak söylüyorum. Zaten öyle olmamış olsaydık bir günlere gelemezdik efendim. Peki, dosyalı hasar yönetimi danışmanlık hizmetlerinin kuruluş süreci bu şekildeydi. Şimdi de Hatay ayağını alalım mı sizden Sayın Mutlu? Neler söyleyeceksiniz il temsilcisi olarak? Öncelikle HRT ailesinin bu programı özellediği için ve bizi buraya davet ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen bütün arkadaşlar adına. Dosteli Hasar Yönetim'in başta il müdürümüz Sayın Raci Kavak ve yanımda beraber çıktığımız yola il temsilcilerimiz adına yine teşekkür ediyorum. Bizim maksadımız trafik kazalarında mağdur olan insanlara bir yardım eli uzatmak, sigorta kapsamında olan bütün haklarını tam teşekküllü bir şekilde genel müdürlük vasıtasıyla bu hakları temin etmek, kazazadelerimize ulaştırmak en iyi şekilde, onlara hiçbir şekilde bir yaşamış oldukları herhangi bir kazayı veya sakatlığı, acısını üstüne acı katmadan bu yardım elini, dost elini elimizden geldiği kadar en iyi şekilde ulaşmaya çalışıyoruz. Ne zamandır Hatay'da faaliyet gösteriyor? Şu anda biz Hatay'da yeniyiz. Yeniyiz dediğim yani yaklaşık 3-5 aydır. Ama şirketimizin merkezi Ankara'da. Ve müdürümüzün dediği gibi o yıllardan beri devam ediyor. Müdürlüğü, il temsilciliğini Hatay'a biz yeni getirdik. Umarım halkımıza yararlı bir şey olur. Peki Sayın Erbaşı, şimdi süreçten bahsettik, kuruluş sürecinden. Peki Dosteli Hasar Yönetimi'nin faaliyet alanına ne giriyor? Yani neden size başvurmalı sürücü bir başına olay geldikten sonra ve siz ona ne tür yardımlarda bulunuyorsunuz? Bunu biraz daha detaylandıralım tabii istiyorum. Efendim, bizim tabii ana faaliyet alanımız sigortalar kapsamında tasfiye işlemleri. Yani bizim Türkiye Odalar ve Barolar Birliği'ndeki meslek kodlamamız hasar tasfiye işlemleri. Hasar tasfiye eden şu, sigortalar kapsamında sadece tabii bir trafik kazaları değil ama ana faaliyet alanımız o. Bunun dışında yine sigortalar kapsamında zarar uğrayan, bu depremden dolayı olabilir,
terörden dolayı olabilir, araçlarla ilgili söylüyorum. Bir hasar noktasında veya tarımda işte bir tarım sigortası yaptırmış olabilir, deprem sigortası yaptırmış olabilir veya aracıyla ilgili kasko yaptırmış olabilir veya bir maddi hasardan dolayı aracın bir değer kayıpları oluşmuş olabilir. Yani sigorta anlamında ne kadar zarar varsa, vatandaşlarımız bir zarara maruz kaldılarsa, tabii onların sigortalardan, yani Türkiye'de faaliyet yapan sigorta şirketlerinden almaları gereken bir para varsa hak anlamda, buna aracılık yapan bir kurumuz Dosteli. Yani mağdur olan tarafla tazminatı ödeyecek olan sigorta şirketleri veya devletin de oluşturduğu bununla ilgili hazine müsteşarlığında bir fonumuz var, güvence fonu. Özellikle trafik kazalarındaki bedensel hasarlarla ilgili bir fondur. O fondan ve sigorta şirketlerinin fonundan alınması gereken tazminatları alan ve mağdur olan, zarara uğrayan vatandaşlarımızı ulaştıran bir firma, aracı kurum faaliyet yapan bir firma. Genel anlamda faaliyet alanımız bu efendim. Peki trafik kazalarından konuşuyoruz. Yine öyle devam edelim. Evet. Kaza sonrası sakat kalan ya da hayatını kaybeden sürücü ya da yolcular, evet, nasıl adlandırılırsa. Ne tür hakları var sigorta kapsamında? Efendim şimdi... Ya da siz Dostel olarak ne gibi taleplerde bulunabilirsiniz sigorta şirketlerinden? Efendim yine ben sizden başlayarak, yani aracınız var zannediyorum. Hemen hemen Türkiye'de şu anda aracı olmayan vatandaşların, aileler anlamında söylüyorum veya bireyli anlamda, yok denecek kadar az. Yani işte 20 milyon üzerinde bir araç var. İşte Türkiye nüfusu 80 milyon civarında. Aileleri de katarsak herkesin, hemen hemen her ailenin bir aracı var. Otomobil anlamda da var. İşte motosiklet anlamda da var. Kamyon veya ticari anlamdaki olan araçlar da var. Dolayısıyla şimdi devletimizin sosyal devlet olması gereği zorunlu mali sorumluluk poliçesi dediğimiz bir poliçe var. Her yıl araç sahipleri, bu şahıs aracı olsun, ticari araç olsun veya kurum aracı olsun, yani devlet kurum araçları da dahil olmak üzere, bu araçların sahipleri kimlerse, her yıl sigorta şirketlerinin her ilde acenteleri var. Mesela Aksa Sigorta olarak düşünelim. Bütün illerde, ilçelerde acenteleri var. Araç sahipleri o poliçeleri yaptırmak için gidiyor, müracaat ediyor. Herhangi bir çalıştığı bir acente firması kimse. Ve bir bedel ödeyerek bu zorunlu trafik mali poliçeleri yaptırıyor. Ve onun karşılığında bir teminat alıyor. Teminatın içerisinde de şu an itibariyle söylüyorum, geçmişte 3 ayrı teminat vardı ama zannediyorum şu an tam tarihini hatırlayamıyorum. Bir torba yasasında tedavi giderleri teminatını kaldırdılar. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda trafik kazaları tedavi giderleri fonu diye bir fon oluşturuldu. Artık oradan talep ediliyor. Orada maddi hasar ve ölüm ve sakatlık teminatları var. Ve bu teminatların miktarlarını her sene Hazine Müsteşarlığı 1 Ocak itibariyle yayınlıyor. 31 Aralık'a kadar geçerli. Hatta şimdi 2014'ten 2018'e kadar, yanlış hatırımda kalmadıysa yine internet üzerinde sigorta teminat güvence fonu diye belirlenmiş vaziyette. Yani bu yıl itibariyle, Ocak ayı itibariyle belirlenen üst teminat, ölüm ve sakatlık teminatı 330 bin TL. Yani vatandaşımızın başına Allah korusun bir kaza geldiğinde, yaralanıp sakat kaldığında veya vefat ettiğinde geri kalan hak sahibi mirasçıları kimlerse, onu da ben kriterleri size ifade edeceğim. Onlar, o vatandaşlarımız 330 bin TL'ye kadar bir tazminat alabilir sigorta şirketlerinden. Ama bu da şu demek değil, hani şöyle bir yanlış bir algılama da var toplumda. Orada rakamı görüyor, kişi başına diyor bedensel hasar tazminatı, ölüm ve sakatlık 330 bin TL. Araç başına da çarpı kaç kişi ruhsat içerisinde, o aracın içerisinde olması gerekiyorsa onların miktarı kadar bir toplam rakam var. Bu şu demek değil, yani her kazada Allah korusun vefat eden, her kazada yaralanıp sakat kalan 330 bin TL'yi alamıyor. Kimisi 50 bin alıyor, kimisi 100 bin alıyor, 150-200, bunun kriterleri var. Ben onu sizin işte huzurunuzda, sizin kanalınız vasıtasıyla o kriterleri de kısaca özetleyeceğim. Dolayısıyla biz Dostel Hasar Yönetimi olarak işte vatandaşların sadece bu tabii sadece trafik kazalarında bedensel hasar değil, mesela araç değer kayıpları da oluşuyor. Bunlarla ilgili de yine sigorta şirketlerine aracılık yapıyoruz. İşte tarım sigortası yapıyor, zarara uğruyor, yeterince hakkını alamıyor.
veya ferdi kaza sigortası yaptırıyor, işte alamıyor veya işte hayat sigortası yaptırıyor, eksik alıyor veya istediği gibi almıyor veya yol yöntem bilmiyor. Yani dolayısıyla biz şunu diyoruz, yani sigortalar kapsamında zarar uğrayanlara diyoruz ki efendim Avrupa'da, Amerika'da artık her konu bir danışmanlık şirketleri kurulmuş. Biz de bu konuda size yardımcı olalım. Yani siz zaman harcamayın, ekstra bir maliyet ortaya koymayın. Biz sizin adınıza noter kanalıyla vekalet verdiğinizde yani ne kadar miktar almanız gerekiyorsa biz bunu alalım, sizin hesabınıza yatırtıralım. Biz de bu yaptığımız danışmanlık hizmeti anlamında ortaya koyduğumuz maliyet noktasında, emek noktasında kanunların bize vermiş olduğu makul çerçeveler var, yüzdeler. İçerisinde talep edelim diyoruz. Bu da vatandaşımızın işine geliyor bu anlamda. Hem yorulmamış oluyor, hem zaman kaybetmemiş oluyor. Eğer kazaysa işte üzüntüsüyle, kederiyle, sağlığıyla ilgileniyor. Biz bu arada o iyileşmeleri yaparken, o üzüntülerin giderirken biz de onun adına nereden ne alacaksak sigortalar kapsamında alıp vatandaşımızın mağduriyetini gideriyoruz ve ilgili kurum tarafından hesabına yatırıyoruz efendim. Aynı zamanda kaza sonrası bir vekalet verme durumunu söylüyorsun. Evet, tabii ki. Bir vatandaş kazanın ardından biraz daha detaylandıralım istiyorum. Şu son söylediğinize istinaden bir vekalet verdikten sonra sizler ne tür yollar izliyorsunuz? Yani sizin izleyeceğiniz o kazan, o aldığınız vekaletin ardından ne gibi yollar, ne gibi güzergahlar? Şimdi efendim şöyle, tabii yaklaşık bu sektörde deminden ifade ettiğim gibi 11 yıllık bir tecrübemiz var. 9 yıldır da kendi işimiz. Tabii sadece benim şahsımla olacak bir iş değil tabii. Bu bir ekip işi. Şimdi genel müdürlüğümüzde ona yakın personelimiz çalışıyor Ankara'da. Bu arkadaşlarımız da tabii konunun uzmanları. Dolayısıyla bu genel müdürlük olsun veya temsilcilerim aracılığıyla herhangi bir ilden bir vekalet geldiği takdirde, vekaletin bizde örneği var. Yani şirketimize ait özel bir vekaletname var. O vekaletnameyi işte noter huzurunda, noterin tasdikiyle yazdırarak o vekaletler ve evraklar bize ulaşıyor genel müdürlüğümüze. Akabinde ulaştıktan sonra biz evrakları inceliyoruz. Hangi evrakların talep ettiğini biz biliyoruz. İlgili kurumların talep ettiği evrakları. Bunları resmi bir yazıyla hazırlayıp ilgili kurumlara gönderiyoruz. Akabinde çalışmamız başlıyor. Kademe kademe. Bu bir süreç tabii. Yani hemen bir gün bize vekalet veren insanlar hemen 3 gün sonra, 5 gün sonra bir tazminat alamaz. Yani her işte olduğu gibi bizim işinde bir prosedürü gerekiyor. O prosedürlerimiz kademe kademe genel müdürlükteki uzman kadrolu personellerimiz tarafından takip edilerek kısa zamanda bitiyoruz. Mesela yine şöyle bir örnek vereyim. Yine trafik kazaları olmuş olsun, Allah korusun. Yani ölümlü bir kaza oluştu. Diyelim mirasçıları hak sahibi. Biz kriter, yani tabii evrakları inceleyip vekalet alıyoruz. Herkesin vekalet alma gibi bir şansımız yok. Eğer bir hak anlamında bir hak edişi olacaksa tazminat anlamında evraklarını inceledikten sonra efendim biz buradan size tazminat çıkartabiliriz dediğimizde o zaman ne yapmam gerekiyor diyor mağdur olan veya zarar uğrayan sigortalar kapsamında. O zaman efendim bizim şirket vekaletnamemiz var. Noterden bize bir vekaletname vereceksiniz. Ondan sonra bir sözleşme yapıyoruz. Çünkü adı konulmadan yapılan bir iş ne bizim işimiz ne de mağdurun işi olur. Dolayısıyla her bir suretten yani iki tane hazırlayıp vekalet suretini de kendisine veriyoruz ki kime vekalet verdiği belli olsun. Sözleşmeyi mutlaka yapıyoruz. Adını koymamız gerekiyor. Biz ne taahhüt edeceğiz mağdur olan vatandaşımıza? Çalışmalarımızı nasıl yapacağız? Çalışmalarımızın içerisinde ne kadar bir miktar talep edeceğiz? Bunu sözleşmeye döküyoruz. Bir suretini mağdur olan vatandaşımıza veriyoruz. Bir sureti bizde kalıyor. Akabinde biz kademe kademe çalışma yapıyoruz. Mesela vefat için demiştim. En geç sigortalar kapsamında. Yani en geç diyorum. Bunu da söylemem sebebi şu. Yani birileri bizim sektörümüzde biraz iyi niyetli olmayan maalesef her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde de insanlar var. Diyor ki ben sizin tazminatınızı efendim 15 günde çıkartırım. Evet biz de 15 günde çıkardığımız da var ama 3 aya kadar sarkan da var. Onun için biz mahcup olmamak adına madem dost değiliz, madem dürüst bir ilkemiz var, çıkışımız var. Efendim diyorum ben veya arkadaşlarım, temsilcilerim maksimum 3 ay içerisinde ilgili kurumdan tazminat çalışmaları yapıp sizin hesabınıza yatıracağız. Mesela geçen 3 haftada bitirdik gibi. 15 günde bitirdiğimiz de var ama 3 aya yakın sarkanlar da var. Dolayısıyla bu çalışmayı biz genel müdürlükteki uzman kadrolu personelimizle yapıp en kısa zamanda
mağduriyetini gidererek bitirmiş oluyoruz efendim. Şimdi bahsettiğiniz şartlar, başvuruları ya da vekaletleri kabul ederken bahsettiğiniz o kabul etme kriterleri yetiyor mu? Ben mağdurum, bir trafik kazası geçirdim. Ancak size vekalet vermek istiyorum. Evet. Ama korkuyorum. Şimdi zannediyorum belki soracağınız sorular içerisinde o da var. Yani vekalet verirken nelere dikkat etmem lazım? İsterseniz onu oraya gelince arzu ederseniz, hani eğer varsa sorularınız içerisinde, orada cevaplandırmış olayım. Konu dağınıklığı olmaması açısından söylüyorum. Yani ama arzu ediyorsanız yine tabii sizin sorunuza cevap olsun diye. Şimdi vatandaşları biz şu konuda bilinçlendiriyoruz. Veya işte sizin aracınızla veya medya kuruluşu araçlarıyla veya sosyal medyada yaptığımız çalışmalarla, çünkü kitlelere ulaşmanın yolu medyadan geçiyor malumunuz. Yani bilinirliğinizi artırmak istiyorsanız medya kuruluşlarının önünde olmanız lazım. Bir de bizim şöyle bir güzel tarafımız var. Şeffaf bir yapımız var. Bu çok önemli. Yani kanunların dışında bir işim yok. İşimiz yok. Ne benim ne temsilcilerimizin. Olamaz. Yani olursa zaten sıkıntı olur bizim açımızdan da. Dolayısıyla bizim işte faaliyet alanımız içerisinde kanunsal zeminde ne yapılması gerekiyorsa bunu yapıyoruz. Hem yüzdelerimizden tutun, yani vatandaşla yaptığımız sözleşmedeki yüzdemizden, ondan sonra prosedür anlamda yaptığımız resmi yazışmalara kadar her şeyimiz kanun çerçevesinde. Dolayısıyla bu anlamda rahatız. Rahat olduğumuz için biraz sesimiz gür çıkıyor. Gür çıkıyor ve medyanın önünde gür çıkıyor. Ben hep şunu söylüyorum, bakın bizim internet sayfamıza girin, web sayfamıza. Orada benim bütün resmi evraklarımı bulabilirsiniz. Bakın herkes açık. Ticaret odası kaydından tutun, vergi lefama kadar. Ondan sonra patent enstitüsünden dost dili markası ismiyle beraber patentlidir. İşte Ticaret Sicil Gazetesi'ndeki faaliyet alanıma kadar yazılı. Çünkü o faaliyet alanına izin almadan bu faaliyeti yapamazsınız. Hepsi efendim herkesin gözünün önünde medyada. Dolayısıyla vatandaşımıza şunu ben özellikle isram ediyorum. Yani çünkü neden? Ya bir mağduriyet var. Ne olur diyorum, ikinci kez mağdur olmayın. Bu illaki biz olalım demiyorum bakın. Siz... Yani getirin bize vekalet verin demiyorum. Bu işler nasip meselesi diyorum. Ama verirken de belli kriterlere dikkat ederek verin. Neler? Biraz onları ben size kısaca anlatmış olayım efendim. Birincisi mutlaka faaliyet yap, yani kime vekalet veriyorlarsa bu verdikleri şahısları araştırmaları gerekiyor. Bu şahıs da olabilir, yani firma da olabilir. İşte tabii adli vaka olduğu için avukatlar da yani dava yoluyla bu çalışmalar yapıyorlar. Dolayısıyla burada vatandaşım şunu söylüyorum. Tabii bize bakan boyutu biz firma olduğumuz için mutlaka diyoruz bir web sayfası olması lazım bir firmanın. Bu yeterli mi? Değil. Yani web sayfası yaptırmak 1,5-2 milyara mal oluyor. Bir. İkincisi resmi evrakları mutlaka görün. Ticaret odası kaydı var mı? Vergi lefası var mı? Yani ondan sonra bunlara mutlaka bakın. Yani faaliyet alanı içerisinde bu var mı? Üçüncüsü referanslarına bakın diyorum. Mesela ben şunu yine sizin aracınızı açık yürekle söylüyorum. Şikayet.com'a girdiğinizde dosyayla hasar yönetimle alakalı bir tane şikayet bulamazsınız. Bakın bu kadar rahat söylüyorum. Niye? Bugüne kadar faaliyet yaptığımız zaman süreci içerisinde 9 yılımı bitirdim. Bir tane vatandaşımı mağdur etmedim. Edemem zaten. Yani edersek ben hep şunu diyorum. Bindiğiniz dalı kesersiniz. Ayağınıza kurşun sıkarsınız. Yani çünkü itibarınızı kaybettiğiniz anda servetinizi de kaybedersiniz. İtibar çok önemli. Allah şükür olsun ne ismimize bir leke getirdik bugüne kadar ne de Ahmet Erbaş olarak şahsıma bir leke getirdim. Şükürler olsun. Yani yoksa zaten bir günlere gelemezdim. Yani bir yanlışlık, bir faaliyet yapsak, kanunsuz bir faaliyetimiz olsa zaten bir günlere ulaşma imkanımız yok. Bu kadar rahat da medyanın önünde konuşamam. Çünkü herkes bizi belki dinleyecek yani. Dolayısıyla bu anlamda rahatız yani. Kanunsuz bir işimiz yok. Allah'a şükür olsun. Peki, bizden de uzak olsun o işler. Peki, evet. Buyurun lütfen devam. Şimdi burada dediğim gibi referanslara baksınlar. Ondan sonra tabii her ilde temsilcilerimiz var. Mesela arkadaşlara diyorum ki bakın arzu ediyorlarsa yüzlerce binlerce dosya sonuçlandırıp bütün mağdurların telefonunu verebilirim. Hiç mahsur yok. Ondan sonra referanslarımıza bakabilirler. İnternet sayfamıza var ama bazen yoğunluktan dolayı kademe kadem yapıyoruz. Oturmuş bir firma, yani dosyeli, bir markalaşmış bir firma. Bir sürü televizyon programlarımız var, açılışlarım var, fotoğraflarımız var. Bunlara bakabilirler. Yani bunun dışında da ne yapılabilir noktasında şuna dikkat etsinler. Yani vekaleti verirken özellikle vekaletin içeriğine baksınlar. Yani mesela bizim şirketimiz adına vekalet alırken şirketimizin o vekaletin başında şu tarihte geçirmiş olduğum trafik kazasıyla başlar.
Bütün içerindeki metinler kazayla alakalı evrakların temin edilmesi ilgili bir vekaletnamedir. Buna dikkat etsinler. Sözleşmeleri mutlaka yapsınlar. Yani kim yapıyorlarsa. Bir de belge almadan tazminatı cebine koymasınlar. Mesela biz tabii ibranameler geliyor ilgili kurumlar tarafından. Biz onu gönderiyoruz. Bu bizim yani rakamımız değil. Tazminatı ödeyecek kurum gönderiyor. Dolayısıyla orada görüyor zaten ne kadar miktar alacağını görüyor. Onu imzalatıyoruz biz. Sonra banka hesap numarası istiyoruz vatandaşımızdan. Hatta ben şöyle diyorum yani dost dili olarak. Efendim siz risk altında değilsiniz. Ben risk altındayım. Neden? Bütün tazminatın tamamı benim alacağım hak edişim de dahil olmak üzere sizin şahsi banka hesabınıza yatıyor. Diyelim biz tamam bize belli bir nokta çekme yetkisi veriyor. İşte o dediğim yüzdeler işte alt limit %10, üst limitimiz %25. %26 ile bir tane dosya almadık efendim Türkiye genelinde. Çünkü hukuksuz bir işlem ama yapanlar var mı? Ne %26'sı efendim? 30'la, 40'la, 50'yle dosya alanlar var. Yani vekalet anlamda söylüyorum. Veya karşılaştık Kocaeli'de bir başımıza bir yani hadise demeyelim de bir vatandaş bizi genel müdürle aradı. Ben de Kocaeli'nde bir işim vardı. Dedim abicim ben bir iki güne kadar geleceğim. Siz evrakları bir temin edin. Vatandaşın birisi bir kart bastırmıştı. Şu kartın bastırması 35-50 lira. Hadi ne kadar? 100 olsun. Yazmış oraya bir isim. Bir telefon yazmış. Ne adres var? Ne adresi var? Ne web sayfası var? Ondan sonra ne bir şey var? Yani ne sabit telefonu var? Ofis telefonu. Bir tane cep numarası yazmış. Sonra elinden dosyayı almış. Alırken de vekaleti kendi adına almış. Para yatırma yetkisi almış, para çekme yetkisi almış vatandaş. Ondan sonra tabii görüştük. Vekalete bir baktım abi dedim bakın bu kart farklı, vekalet farklı. Sen dedim hiç bakmadın mı yani vekaleti verirken ben kime vekalet veriyorum? Dedim inşallah paranı çekmemiştir. Hemen zannediyorum aksa sigortaydı. Hemen genel müdürlük arkadaşlara dosya numarasını söyledim. Aradılar bir ay öncesinden paranın tamamını çekmiş. Ve kaybolmuş. Diyor ki ulaşamıyorum. Cep telefonu kapatmış vatandaş. O zaman yapacağınız şey şu dedim. Savcılığa gideceksiniz. Nitelikli dolandırıcılıktan adamın işlem yapacaksınız. Çünkü vatandaşın vekalet verirken TC kimlik numarası olması lazım. Adresi belli vesairesi belli. Yani burada vatandaşımız yani vekalet verirken işte araştırsın başlangıçta. Referanslarına baksın. Ondan sonra kurumsal bir firma mı buna baksın. Vekaletin içeriğine baksın. Mutlaka sözleşmeye baksın. Ondan sonra vekalet versin. Bir de belgeyi görmeden de tazminatçı cebine koymasın efendim. Şimdi bu bahsettiğiniz sadece bu sektörde yaşanan sıkıntılardan bir ya da birkaçı diye evet. Düşünüyorum. Başka ne gibi problemlerle karşılaşıyorsunuz sektörde ve bu problemlerin çözümü noktasında önerileriniz? Şimdi efendim şöyle, şimdi bizim faaliyet anlamımızda, ticari anlamda bir sıkıntımız yok. Yani dediğim gibi Ankara Ticaret Odası'na kayıtlı vergi ve levhamız var, Ticaret Sicili Gazetesi'nde faaliyet alanımız var, Türkiye Odalar ve Borsa Birliği'nde meslek kutlamamız var, isim olarak var, dost ilasyonu. Patent Enstitüsü'nden isim hakkımızı ve logomuzun patentini de aldık ama faaliyetimizde sıkıntı yok kanunsal açıdan. Hı hı. Fakat bir düzenleme gelmesi gerekiyor. Bu düzenleme ismi yani muhatabı da kim? Devletimizin işte Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'na bağlı Hazine Müsteşarlığı ve onun içerisinde Sigortalar Genel Müdürlüğü. Biz şunu geçen sene itibariyle 2016'nın zannediyorum Ocak ve Şubat aylarındaydı. Ben bir resmi yazı gönderdim Hazine Müsteşarlığı'na. Efendim de dedim bakın ben işin mutfağından gelen birisi olarak yaklaşık 11 yıldır bu sektördeyim. Çok mağduriyetler yaşanıyor vatandaşlarımızı. Mağdur ediliyor yani. İşte tazminatları tam hesabına yatırılmıyor, eksik yatırılıyor veya işte yüzdeler yüksek tutuluyor. Vatandaş veya tamamını alıp kayboluyorlar gibi veya işte vatandaş arıyor ulaşamıyor şeklinde dedim ki buna bir çözüm getirmemiz lazım. Ve bu çözüm önerilerinde maddeler halinde Hazine Müsteşarlığı yetkililerin resmi yazıyla antetli yazımla gönderdim. Hatta randevu talep ettim Hazine Müsteşarlığı'ndan. Dediler ki önce siz bir yani sıkıntılarınızı ve çözüm önerilerinizi gönderin. Bir yaklaşık 5-6 sayfalık maddeler halinde gönderdim. Şimdi burada birincisi şu yani zannediyorum şu anda Hazine Müsteşarlığı'nda da bu çalışma var. İnşallah en kısa zamanda yapılır. Neden? Çünkü bu sektörün Türkiye'ye gelişi Avrupa'dan geldi efendim. 2004 yılında girdi. Hasmer diye bir firma, Hasan Merkezi AŞ'ydi. Şu anda sahibi 2008 yılında bir adli vakaya karıştı. Ben de o yıllarda temsilcilik yaptım o firmanın. Sonra firma battı. Sonra biz kendi şirketimiz kurduk. Yani 13 yıllık bir mazisi var. Hasar yönetimi ve tasfiye işlemleriyle ilgili firmaların. Şimdi 13 yıl içerisinde maalesef diyorum işte bir düzenleme hep bizim biliyorsun başımıza bazı haller gelecek. Ondan sonra işte devlet tedbir alıyor ama keşke önce tedbir alsa sonra bu faaliyetlere izin verse daha güzel olur.
Artık diyoruz hani gecikmiş de olsa devletimiz sosyal devlet olmanın gereği bu işi çözmesi gerekiyor. Neden? Ya zaten faaliyetimiz klasik bir ticaret değil. Yani bir pazardan elma armut alıp satmıyoruz. Hani dersin çürük alırsın, haftaya götürürsün bir daha alırsın. Kaybın çok olmaz. Ama trafik kazaları veya bu sigortalar kapsamındaki tasfiyeler, zararlar bir defa alınıyor efendim. Yani ikinci kez alınma şansı yok. Onun için vatandaşlarıma diyor ki bakın bir atımlık kurşunuz var. 12'den vurmanız lazım. Eğer 12'den vurmazsanız bir daha alma şansınız yok. Efendim ben yanlış insana denk gelmişim, yanlış firmaya denk gelmişim. Efendim beni şu kadar hak kaybına uğratmışlar. Ya bu aradaki farkı siz bana tekrar öder misiniz? Deme gibi bir lüksleri yok. Onun için burada vatandaşlarımızın ikinci kez mağdur edilmemesi açısından devlet bu işe el koyması lazım. Ben hatta şunu açık yürekle ilan ediyorum sizin huzurunuzda. Hiç önemli değil. Bakın para kazanmada sıkıntımız yok. Eğer bu kriterlere biz de uymuyorsak dost ile asayi yönetimi olarak beni de tasfiye edebilirler. Bu sektörden ben de çekilebilirim. Hiç problem değil. Yani rızkın sahibi Allah, bu sektörde olmayız da başka bir sektörde faaliyet yaparım. Ama mağdur olan insanların bir daha tazminat alma şansları yok. Yani onun için devletimizin, sizler huzurunda söylüyorum, yine Eylül ayında yine randevu talep edeceğim Hazine Müsteşarlığından. Ya diyorum ki beni bir dinleyin. Bakın ben bu işin mutfağından geldim. Mağduriyetleri gördüm. Yaşananların içindeyiz. Ya bir an önce tedbir alınsın. Eğer böyle bir faaliyet anlamında kriterleri koyun. Mesela kim yapacak bu işi? Üniversite mezunu mu yapacak? İlkokul mezunu mu yapacak? Ortaokul mezunu mu yapacak? Veya işletme mezunu mu yapacak? Bunun bir adını koyun bir. Detaylandıralım mı aynı zamanda tabii, önerilerinizde? Tabii. Birincisi bu bakın efendim. Bir kere bu işi yapmak için bir kriter koyması lazım. Mesela diyelim doktor örnek veriyorum. Bir doktorun doktorluk faaliyeti yapması için tıp fakültesi mezunu olması lazım. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'ndan da doktor onayını alması lazım faaliyet yapabilmesi için. Bizim de bu faaliyeti yapabilmemiz için yapıyoruz. Hani kanunsal anlamda bakın bir sıkıntımız yok. Hani bir gizli saklı bir işimiz yok. Ama adı konulmadığı noktasında söylüyorum. Dolayısıyla bunun belirlenmesi lazım bu kriterin. İkincisi bir sertifikasyon programı olması lazım. Yani hazine müsteşarı diyecek ki kardeşim şu kriterlere uyan şahıslar gelecek önce benden kurs alacak ve eğitim alacak. Sonra bu eğitim neticesinde ben bir sertifikasyon vereceğim, sertifika vereceğim. Bu sertifikayı alanlar bu faaliyeti yapabilir. Örnek veriyorum iki. Üçüncüsü bizim kanunsal anlamdaki yüzdelerimiz evet şu anda biz hani %10, %25 diyoruz. Avukatlık kanuna hitaben söylüyorum çünkü biraz adli vaka avukatlar da hani bu çalışmalar yaptığı için söylüyorum. Onları baz alarak %10 ile %25 diye bir çerçeve çizdik. Kendimiz açısından söylüyorum. Şimdi bunun tam adı konulmadığı için hasar tasfiye firmalar açısından söylüyorum. Konulmadığı için vatandaş %30'la, 40'la, 50'yle vekalet alıyor. Vatandaşı şöyle düşün, empati yapıyorum. Allah korusun ben bir kaza geçirdim, 100.000 TL bir tazminat alacağım. Ya %50'yle almak ne kadar insani, bakın ne kadar ahlaki. Yani vatandaşın parasının yarısına göz dikiyorsunuz yani. Onun için burada yine devletimiz diyecek ki kardeşim bu yüzdelerin dışına kim çıkıyorsa bedeline katlanacak. Kanunsuz işlem yaptığı için söylüyorum. Bunu düzenlemesi lazım. Şimdi burada şöyle bir şeyimiz de oluyor. İşte yani bir sepetin içinde tabii çürük elma olabilir mi efendim? Maalesef meslek kuruluşu içerisinde olduğu gibi bizde biraz daha fazlalaştı. Maalesef diyorum 2010 yılından sonra. Niye? İnanın ilkokul mezunu da bu işe giriyor. Eğitimli insanlar da giriyor. Eğitimimiz de giriyor. Çünkü bir kanunsal anlamda bir sertifikasyon olmadığı için şuradan şu yetki veya bir odalar birliği anlamda mühendisler mesela mühendislik yapabilmesi için mühendislik odasından belli sertifikasyonlar alması lazım gibi bunlar olmadığı için sektörümüze anormal girişler var. Anormal diyorum. Bunun önlenmesi, bu faaliyet alanını daha sağlıklı bir zemine oturtturması anlamında bu çalışmalar yapılabilirse Hazine Müsteşarlığı tarafından iyi olur. Yani kriteri koysun dediğim gibi. Eğer o kriter noktasında eğer bizim de bir şeyimiz olmayacaksa biz de tasfiye edebilir devlet yani. Onda ben hiç mahsur görmüyorum. Ama mağdur olunmasın insanlar. Biz ne olacak? Allah şükür sağlığımız yerinde bir gün bu işi yaparsak yarın başka bir işi de yapabiliriz. Ama mağdur olan insanların bir atımlık kurşunu var. Bir kere tazminat alacaklar. Onun için burada devlet, sosyal devlet olmanın gereği ciddi tedbirler alacak. Vatandaşları mağduriyetine sebebiyet vermeyecek simsallar tarafından. Evet. Peki Sayın Erbaşı, şimdi hem sizden kazaların önlenmesi adına sürücülere tavsiyeleriniz neler? Buna bir cevap alacağım. Hem de kaza durumunun ardından
şimdiye kadar bahsettiğiniz, şimdiye kadar konuştuğumuz konulara istinaden kısa bir özet almak gerekirse, bir daha bir mağduriyet yaşanmaması, hani sürekli tekrarlıyorsunuz, bir evet. kere alınacak evet. Meblağ şeklinde. Kısa bir özet şimdiye kadar konuştuklarımıza istinaden alacak olursak neler söyleyeceksiniz? Efendim şöyle, kazaların önlenmesiyle alakalı bu konuda da işte yine sizler vasıtasıyla, medya kuruluşlar vasıtasıyla programlarda çıktığımda şunu söyledim. Bunu tabii biz istatistik anlamda emniyet kayıtlarında tabii bu kazaların oluş sebepleri emniyet ve jandarmada mevcut. Biz de bunu tabii yakinen takip ediyoruz. Şimdi Türkiye'de kazaların hemen hemen yani yüzdesi anlamda şu anda net bir rakam söylemem biraz yanlış olur kamuoyunu yanlış bilgilendirmemek için. Büyük bir kısmı efendim uykusuz araç kullanmaktan kaynaklanıyor. Yani ben hep vatandaşlara şunu diyorum, ne olur sadece kendi can emniyetiniz değil bakın. Yani aracı kullanırken sadece siz değil, aracın içerisinde yolcularınız var. O da yetmiyor. Karşı bir araç var, onun da yolcuları ve şoförleri var. Onları da riske atmadan seyahat etmek istiyorsanız istirahat etmiş vaziyette, uykunuzu almış olarak seyahate çıkın. Neden? Şimdi malum yollarımız artık sağ olsun devletimiz sosyal devlet olmanın gereği şu anda duble yolları yani hemen hemen Türkiye'nin her tarafında yaptılar. Yollar güzel, araçlar da yeni. Böyle olunca ne oluyor? Vatandaş işte hem sürat yapıyor, bir de uykusu çıkarsa bir anlık gözünün kapanması demek kendisini ya tarlada ya karşı şeritte ya uçurumda ya duvarda bir yere toslaması demektir. Bu da bu süratle bir insan kaza yaptığında efendim bu ya ölümle sonuçlanıyor veya ciddi sakatlanmayla sonuçlanıyor. Onun için vatandaşlarımıza sizin huzurunuzda şunu tavsiye ediyorum. Ne olur bakın ne olur diyorum uykusuz araç kullanmayın. Bir. İkincisi kesinlikle bakın hızlı araç kullanmayın. Bu çok önemli. Çünkü yine yapılan istatistiklerde diyelim 100 ile giderken bir yere çarptığınızdaki tesirle 120, 140, 160, 180 ile bir yere vurduğunuzda veya takla attığınızda efendim onun katsayı anlamda etkileşimi anormal yüksek. Yani o kazadan sağ çıkmak inanın mucize olur. Onun için vatandaşlarımıza ne olur? Şöyle güzel bir tabir var. Hep ben bunu kullanıyorum. Diyorlar ki efendim geç geldin desinler ama geçmiş olsun demesinler. Biraz yavaş gidin. 2 saat sonra varın varacağınız yere. Ama yani üzülmesin insanlar. Çünkü inanın bakın terörden daha çok trafik terörüne binlerce vatandaşımızı feda ediyoruz. İstatistik anlamda söylüyorum. Zannediyorum geçen sene itibariyle 2016'da yaklaşık 7 bin civarında vatandaşımız trafik kazalarına vefat etti. Bakın 7 binden bahsediyorum. Her yıl. Ciddi bir rakam. Çok. Yaklaşık yılda yani ortalama istatistikleri söylüyorum. Belki son 10 yılın istatistikleri. Çünkü her yıl değişiyor. Emniyet Genel Müdürü de bu açıklama yapıyor. Yani 2 milyon civarında yaralanmalı kaza var. Ve bu 2 milyonun içerisinde de yaklaşık 200 binle 300 bin arasında vatandaşımız sakat kalıyor. Bakın 200 binlerden bahsediyorum. Yani dehşet rakamlar. Bu ne demek? Binlerce ailenin ocağının sönmesi demek. Niye? Sakat kalıyor, çalışamıyor. Veya hayatını idame ettiremiyor. Veya vefat ediyor, geride küçük küçük yavrular kalıyor. Yani bunu ben yüzlercesine, inanın binlercesine şahit oldum. Derya Güngör diye bir ablamız vardı Ankara'da, eşi kazada vefat etti. 30 yaşlarında bir kardeşimiz, kendisi 26-27 yaşlarında, 3 tane çocuğuyla kaldı. Ya Ahmet abi, yani tamam hadi eşim gitti diyor. Yani geri getirme şansım yok. Ama diyor ben hayatım devam edecek. 3 tane çocukla evim yok. Bir maaşım yok. Tamam bir ölüm aylığı bağlanıyor. Devlet bağlıyor. Ama onunla yetmiyor ki. Yani dolayısıyla burada ocaklar sönüyor. Tamam biz hayatı kolaylaştırma anlamında mesela 268 bin TL tazminat ödemesi yaptırdık ilgili kurum tarafından. Tamam o onun hayatını kolaylaştırdı ama ne acısını geri getirebiliyor ne o yetimlerin başını okşayacak bir baba oluyor ev içerisinde. Dolayısıyla burada vatandaşlarımıza diyorum ki ne olur aşırı süratli araç kullanmayın. İkincisi bu efendim. Üçüncüsü en önemlisi bakın eğitim. Ben Avrupa'da ve Amerika'da kaldım. İnsanlara şunu diyorum. Tabi bunu da devletimiz yine hani 0 kilometre bir çocuktan başlayacak aileden okulla beraber bu bilinci topluma yaymamız lazım. İşte trafik kurallarına uymakla alakalı. Maalesef insanımız trafik kurallarına uymuyor. Hatalı sollama yapıyor. Ya ne olur kardeşim 2 dakika sonra geç git. Biz iyice bir bak, geliş mesafesini kolla aracın, karşı aracın. Ondan sonra sollayacaksan solla. Sadece kendini tehlikeye atmıyorsun ki, karşıdaki aracı da riske atıyorsun.
Onun için burada trafik kurallarına uymak çok önemli. Buna mutlaka arkadaşlar, her tarafta bakın şehirler arasında yollara var, şehir içerisinde var. Bir sürü levhalar koymuş karayolları. Bak viraja giriyorsun diyor, sürat diyor 60-70 diyor. Sen oraya 120 ile girersen o viraja, nerede bulursun kendini? Tarlada bulursun veya uçurumda bulursun. Buna dikkat edilmesini arzu ediyorum. Bakın en önemli bir sosyal yara, bu çok önemli, bunun üzerinde duruyorum. Kazaların %17'si efendim alkolden kaynaklanıyor. Ben vatandaşlara şunu diyorum, bakın ne olur, evet insan alabilir alkol, almasına mahsus yok. Ama alkollü vaziyette şoför koltuğuna oturamazsın kardeşim yani. Bakın yine bir örnek veriyorum, 2 yıl oldu olmadı Ankara'da. İki vatandaşımız, genç bunlar, sabah saat 7'de adamcağız işine gidecek yani. Ekmeğinin derdinde, ailesi var, çoluk çocuğu var. Durakta beklerken akşamdan kalma bir genç zibidi diyorum, özür diliyorum. Yani medya huzurunda söylüyorsam da. Yani işmiş, alemden çıkmış belki 5-6 gibi. Ondan sonra geliyor o duraktaki iki tane vatandaşımıza çarpıyor ve ikisinin de ölümüne sebebiyet verdi. Şimdi ne günah var o vatandaşların? Yani sabah adam işine gitmek üzere durakta bekliyor yani. Sen gel akşamdan keyiflenmişsin, zevk almak için içmişsin, oturmuşsun şoför koltuğuna. O vatandaşların ölümüne sebebiyet vermişsin. Tamam cezası var vesairesi var ama ne olacak? Canlar gittikten sonra isterse 50 sene versinler. Ki maalesef yani cezalar da hafif yani bu anlamda. Onun için alkollü kesinlikle trafiğe çıkılmaması tavsiye ediyorum. Bunun gibi tabii birkaç şey daha söylenebilir ama şu anda aklımda olan bunlar. Yani özet olarak trafik kuralları temel nokta efendim. Uyurursa Türkiye'de bu kadar kaza olmaz. Bakın ben Amerika'da kaldım San Diego'dan. Ondan sonra bir yıldan fazla orada eğitimlerim oldu. Avrupa'nın değişik ülkelerinde kaldım. İtalya'da, İspanya'da, Fransa'da, Almanya'da kaldım. Ya herkes kurallara uyuyor. Geçen sene Amerika'da Washington'daydım. Arkadaşımızın oğlu vardı. Birlikte gittik ziyarete. Ya şimdi orada yazmış. Diyor ki only işte 15 minutes diyor. Yani sadece 15 dakikalık park yeri. Ya bu vatandaş gelip 15 dakika kalacaksa gidip oraya park etmiyor. Hem yaptırımları çok hem de insanlar kuralcı. Bakıyorsunuz 15 dakika kalacaksa oraya park ediyor. Yarım saatlik yerler var, bir saatlik yerler var veya kapalı otoparklar var. Yani buradaki temel bizim sıkıntımız Türkiye'de eğitim bir, kurallara uymamak iki diyorum efendim. Peki Sayın Mutlu sizden de alalım mı çok kısa varsa söylemek istedikleriniz istediğiniz şeyler? Sayın Müdürümün Ahmet Erbaş'ın söylediklerine katılıyorum. Herkesi duyarlı bir biçimde araç kullanan veyahut da yaya olan halkımız yollarda, üst geçitlerde elinden geldiği kadar kurallara uymamızı, bu tür sebebiyetleri yaşamayalım. Keşke kazalar olmasın diyoruz. Yani bizim başta mağdurların yanına gidişimiz keşke kazalar olmasın. Yani o sıfatla gitmeyelim. Bir çay içmeye, bir nezaket ziyaretinde bulunmaya gidelim ama kazalar illaki hayatımızda vardır, olacaktır. Söyleyeceklerim bu kadar. Peki Sayın Erbaşı, çok kısa sizin de noktalarınızı sizden alalım. Kapanışı neler söyleyeceksiniz? Efendim şöyle, tabii en azından sizin vasıtanızla şunu da söyleyeyim. Hani ola ki bize ulaşmak isterlerse insanlar, hani bu kadar sohbeti yaptık, ya biz dostlarına nasıl ulaşabiliriz dediklerinde efendim şöyle bir kısaca bilgi vereyim. Ama araştırarak bize gelsinler. Bakın biz olalım demiyorum. Altını kırmızı kalemle çiziyorum. Ama eğer dost eline geleceklerse biz de araştırsınlar. Öyle gelsinler. İşleri tatmin olursa, kalpleri mutmain olursa bizim açımızdan bir sıkıntı yok. Yani biz kendimizden emin olduğumuz için söylüyorum. Burada da şimdi dost eli tabii Türkiye'ye geleninde faaliyet yapan bir firma. Kurumsallaşmış bir firma. Ciddi manada sosyal medyada bir sürü fotoğraflarım, videolarım, açılışlarım, televizyon programlarım var. Dolayısıyla web sayfamız var. Hatta ben şöyle diyorum, Google Hazretleri sağ olsun onu kim icat ettiyse insanlara en güzel bir hizmet yapmış. Ne yazarsanız size her türlü bilgi veriyor. Google Hazretleri'nde Dosteli Hasar firmamız ismi, Dosteli ön planda ama Dosteli Hasar diye yazdıkları zaman bizim web sayfamızın adresleri çıkıyor efendim. Oraya tıkladıklarında faaliyet alanımız orada mevcut. Ondan sonra iletişim telefonlarımız mevcut. Aynı zamanda şimdi burası Hatay. Ben Ankara'dan geldim. Firmanın sahibiyiz, kurucusuyuz. Biz döneceğiz. Ama burada bir kaza olduğunda veya Türkiye genelinde bir kaza olduğunda internet sayfamıza girsinler. Orada Türkiye haritamız var. Türkiye haritasında nerede faaliyet yapıyorsak orada arkadaşlarımızın hem fotoğrafları fiziki olarak
hem iletişim numaraları ve adresleri mevcut. Orayı tıklayarak mesela bu bölgede bir kaza olduysa Raci Kavak Bey bizim il müdürümüz. Gassan Bey il temsilcimiz, işte Yusuf Bey aynı zamanda il temsilcimiz. İlçelerde de acentelerimiz var, temsilcilerimiz var. Ana olarak tabii burada herkesi koyma şansımız yok. Raci Kavak Bey bizim il müdürümüz olarak Hatay ilinin başında yetkili olarak onu yetkilendirdik. Akabinde ekibiyle beraber çalışmıyor. Onların da bilgileri bizde mevcut. Orada tıkladıkları zaman telefon numaraları var, cep numaraları. Arayıp efendim başıma bir kaza geldi. Efendim ben size ulaştım. Bana nasıl yardımcı olabilirsiniz? İşte benim kazadan kaynaklanan haklarım var mı? Veya sigortalar kapsamında diyelim bir zarar uğradım. İşte ferdi hayat sigortası, eşim bir sebepten vefat etti. Acaba bir hayat sigortası yaptırmıştım. Buradan bir hakkımı alabilir miyim? Veya ferdi kaza sigortası yaptırdım. Bir hak alabilir miyim? Veya tarım sigortası yaptırdım. Efendim zarar uğradım. Bana yarın nasıl yardımcı olabilirsiniz noktasında arkadaşlarımıza sorduklarında hiçbir karşılık beklemeksizin önce dua almak istiyoruz. Danışmanlık ücreti tabi değil bizde. Ücretimiz başlangıçta dua efendim. Ondan sonra yapılacak bir şey varsa bir kuruş ceplerinden çıkmadan bütün masrafları şirketimiz yapıyor. Hatta şunu da söylemiş olayım hani arada geçti. İşte yüzdeleri bile noter huzurunda yazdırıyorum ki insanların akıllarına bir şey gelmesin. Acaba benim paramı alacak mı kaybolacak mı demesinler. Kendi hesaplarına yatıyor demiştim. Bizim alacağımız da onların hesaplarına yatıyor. O konuda rahat olsun. Adres doğru bir adres. Ulaşma noktasında da Türkiye haritasını tıkladığında bu bölge içerisinde arkadaşlarımızın bütün telefon numaraları mevcut. İsimleri mevcut. Adresleri mevcut. Türkiye genelinde de olan yani bu kanal vasıtası olur. Sadece Hatay'da değil başka yerden de seyredenler olabilir. Hatta olmasa bile o ilde acentemiz yoksa efendim hiç önemli değil. Türkiye'nin her yerine ulaşıyoruz. Genel müdürlüğümüzde 0850 hattımız var, 232 hattlarımız var, mesai bitiminde cep telefonlara yönlendirme var. Oradan da bizi arayabilir vatandaşlarımız. Her yerden bizi ulaştırırız. Bir yerde yoksa o ile yakın ilde temsilcilerimiz var. Atlayıp gidiyorlar efendim. Hatta genel müdürlükten biz bütün Türkiye'yi geziyoruz. Bu anlamda her yerden bize internet vasıtası ulaşabilirler efendim. Peki. Sayın Erbaş, şimdi şunu da sormak istiyorum sizlere. Geriye dönük kazalarla ilgileniyor musunuz? Bir vekalet kabulünüz var mı bu kapsamda? Ve Hatay'ı da sorayım aynı zamanda aynı soru içerisinde cevaplamanızı isteyeyim. Hatay'da il genelinde temsilcilik çalışmalarınız var mı? Ben şöyle tabii evet kazaların yani sigortalar kapsamındaki tazminat hakları ilgili evet zaman aşımı süreçleri var her işte olduğu gibi. Şimdi yaklaşık tabii özellikle trafik kazalarında normal şartlarda 8 yıl, bazı durumlarda 10 yıl, bazı durumlarda 15 yıl. Özellikle ücret mukabil taşımacılık dediğimiz şehirler arası otobüslerde 15 yıle kadar tazminat hakları var ama genel anlamda kriter noktasında sorarsanız 8 yıl zaman şimdi süreci. Yani şu anda 2017 yılındayız. Geriye dönük işte 2009 yılına kadar, bazı durumlarda 2007 yılına kadar, bazı durumlarda 2002 yılına kadar geçmişte kaza yaşamış, geçirmiş ama herhangi bir yerden bir tazminat almamış veya kısmi almış. Onları da yeniden efendim sigortalar kapsamında canlandırıyoruz ve o yılın teminatlıları noktasında tazminat çalışmaları yapıyoruz. Yani biz şimdi 2017'deyiz ama geriye dönük 2011'den de vekalet aldık. 2008'de aldım geçmiş itibariyle söylüyorum. Dolayısıyla bu zaman süreçleri içerisinde eğer vatandaşlarımızdan geçmişte kaza yapıp herhangi bir tazminat almadıysa veya eksik bir miktar aldıysa onun da belli şartları var. Onu da vatandaşlarım aradığı zaman bizler izah ederiz. Dolayısıyla geçmişe dönük de tazminat çalışmaları yapıyoruz. Çünkü bir hak ediş, o kaza o başına gelmiş, o miktar havuzda zaten bekliyor sigorta şirketlerinin havuzunda. Tekrar canlandırıp o yılın teminatları içerisinde o tazminat çalışmaları da yapıyoruz efendim. Peki Hatay için? Efendim bazında. Şöyle, tabii bizim işte buradaki temel maksadımız şu, yani vatandaşlarımızı Türkiye genelinde hem bilinçlendirmek, hem kazaların önlenmesini azaltmak, hem de başına bir kaza geldiyse, hani biz hep işin şu boyutundayız demiştim, Allah vermesin, kaza olmasın. Ama olursa bir dost eli olsun. Yani elimizi dosttan uzatalım, yardımcı olalım. Bunun için de tabii şunu ifade etmiş olayım, ondan sonra sizin sorunuza da cevap sadedinde. Yani biz sadece Ankara olarak, genel müdürlük olarak bize yani rızık anlamında, ticari anlamda yeter mi? Yeter ama biz şunu hedefledik. Madem kaza her yerde oluyor, her ilde oluyor, bizim Ankara'dan her yere ulaşmamız mümkün değil. Dolayısıyla bir de tabii her ilde düzgün insanlarla biz bu işi yapalım. Güvenilir insanlarla, kaliteli insanlarla
yapalım diye de yola çıktık. Orada da mağduriyetler yaşanmasın. Sadece Ankara civarında değil de 81 ilde işte bizim gibi kişilerle, firmalarla ulaşılabilirse mağdurlara, mağdur edilmemesi noktasında bakıyoruz. İkinci kez mağdur edilmemesi için. Onun için her yerde olmak istiyoruz Dosteli olarak. Bu kapsamda da özellikle Hatay'da, yani sadece Hatay değil başka illerde de var. Ama özellikle bu programın genel içeriği bu bölgeye hitap ettiği için söylüyorum genel anlamda. Burada şunu yaptık il müdürümüzle beraber. Dedik ya sadece il merkezinde olmayalım. 15'e yakın ilçe var. Her yere anında sizin belki ulaşmanız mümkün olmayabilir. Dolayısıyla yine sizin bünyenizde temsilcilerle, yani güvenilir temsilcilerle, bakın bu konu çok altını çok çiziyorum, önemsiyorum. Çünkü itibarımızı lekelememeli şartıyla ben temsilcilik veriyorum. Adımızı lekelemeyecekler, şahsımı lekelemeyecekler. Çünkü itibarımı kaybettiğim anda her şeyimi kaybederim. Dolayısıyla bu anlamda güvenilir, düzgün, kaliteli, ondan sonra çalışkan, itibarlı kişilerle burada bu çalışma yaptık. Sağ olsun il müdürümüz Raci Kavak Bey şu anda 15 ilçemizde de temsilcileri ayarladı. Onlarla sözleşmelerimizi yaptık. Dolayısıyla Hatay'ın bütün her yerindeyiz. Sadece merkezinde değiliz. Bütün ilçelerindeyiz. Bu konuda da arandığı zaman zaten Raci Bey, genel müdürümüz ve il temsilcilerimize ulaştıklarında o arkadaşlara da ulaşma şansları var. Ben tekrar teşekkür ediyorum efendim. Peki, çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, gündeme dairin bu akşam sonuna geldik. Neler konuştuk? Biraz gündemin, siyasetin, ekonominin dışına çıktık bugün sizler için. Ancak tüm sürücüleri ilgilendiren bir konuyu konuştuk. Kaza sonrasında sigorta kapsamında haklarımız neler? Bunları konuştuk. Dosteli Hasar Yönetimi Genel Müdürü Ahmet Erbaşı'yı konuk ettik ve Dosteli Hasar Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri İl Temsilcisi Gassan Mutlu bizlerleydi. Şirketleri hakkında bilgilendirmelerde bulundular bizlere ve kaza sonrasındaki sigorta kapsamında alabileceğimiz haklarımızdan bahsettiler. Gündeme dairin bu akşamlık sonuna geldik sevgili seyirciler. İyi akşamlar.